Başlıyor muyuz? Peki. Değerli basın mensupları, bugün 17 Ağustos. Büyük Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Bu büyük afette 17.480 yurttaşımızı kaybettik. 23.781 yurttaşımız yaralandı. Yüz binlerce ev ve iş yeri hasar gördü. Sanayi tesislerimiz çalışamaz hale geldi. Korkunç acılar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Deprem coğrafyamızın bir gerçeği. Bunu önlemek mümkün değil. Ama tedbir almak, kayıpları, acıları, hasarları en aza indirmek mümkün. İstanbul ve çevresinde yeni ve büyük bir depremin olacağını biliyor muyuz? Bilim adamları bunu söylüyor mu? Söylüyor. Erdoğan ve partisi 1994 ile 2019 arasında İstanbul'u 25 yıl boyunca yönettiler. 2003'ten bu yana da tüm ülkeyi yönetiyorlar. Biliyorsunuz 1999'daki depremin yaralarını sarmak için deprem vergileri çıkarılmıştı. 2004'ün başında bu vergilerden özel iletişim vergisi de kalıcı hale getirilmişti. İktidarları döneminde deprem için çıkarılan bu vergiden 34 milyar 858 milyon dolar para toplandı. Şimdi bu kaynaklarla İstanbul'da ne yapıldı diye sorarsanız veya Marmara'da olası bir depreme karşı ne yapıldı diye sorarsanız hiçbir şey yapılmadı. Peki ne yapıldı? Depremin etkilerini azaltmak için hiçbir şey yapılmadı. Depremde kullanılacak toplanma alanlarını bile alışveriş merkezleriyle doldurdular. Gökdelenler diktiler. Sonra da İstanbul'a ihanet ettik diye timsah gözyaşları döktüler. Şimdi de Kanal İstanbul diyerek milyarlarca avroyu, doları depremle ilgisiz bir rant projesine gömmeye hazırlanıyorlar. Başta sarayın sosyete damadı ve Katar emirinin ailesi olmak üzere kanal daha açılmadan etrafını parsel parsel yandaşlara peşkeş çekiyorlar. Son seçimlerde milletimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bizim yönetimimize emanet etti. Üzerinden 2 yıl geçti. Belediye başkanımızın ilk işi İstanbul'un depreme hazırlık durumunun fotoğrafını çekmek oldu. 39 ilçe için olası deprem kayıp tahmini kitapçığı hazırladı. Ve çekilen fotoğraf şunu gösterdi. İstanbul'u 25 yıl, ülkemizi 18 yıl boyunca yöneten kadrolar gerekenleri yapmamış. Şimdi de saray işi gücü bırakmış, yerel yönetimlerimizin elini kolunu bağlamakla uğraşıyor. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehir belediyelerini kaybetmenin hazımsızlığını artık üzerlerinden atma zamanı geldi. Yerel yönetimlerle uğraşmayın, bir araya gelin, istişare edin. Yaklaşan depreme karşı alınacak önlemleri masaya yatırın. Yapılması gerekenleri yerel ve merkezi yönetim el ele güç birliği içinde bir an evvel yapmaya başlayın. Değerli basın mensupları, ülkeyi artık yönetemeyen saray hükümeti tüm müflis tüccarların yaptığı gibi eski defterlerden kendisini alacak çıkarmaya çalışıyor. Bundan yaklaşık 8 ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından söylenmiş, kabul edilemez sözler saray tarafından daha yeni yurt içi siyasete servis edildi. Troller, havuz medyası, saray yanaşmaları, saray beslemeleri, sarayın propaganda başkanlığı dört bir koldan 8 ay önce söylenen bu sözleri bugün büyük bir coşkuyla köpürtüyorlar. 8 ay önce bu laflar söylendiğinde bu ülkenin Dışişleri Bakanı neredeydi? Bu densizliğe ne cevap verdi? O koskoca gökdelenleri tahsis ettiğiniz, başındakilere çifter çifter maaşlar bağladığınız iletişim başkanlığı ne işe yarar? Anadolu Ajansı ancak geçtiğimiz Mayıs ayında Biden'ın sözlerini İngilizce haber yapmış. Ama o da Türkçe haber yapmamış. Her konuda atıp tutan sarayın kibirli adamı neden 8 aydır susmuş? Bu milletin hakkını, hukukunu, haysiyetini ne biçim koruyorsunuz? Neden tam 8 ay sonra konuyu iç siyasete malzeme yapıyorsunuz? Bu lafları söyleyen
bu hadsizliği yapan kim? İşte burada arkadaşlar. Şu kucaklaşmaya bakın. Bu ne biçim hasret giderme? Bu ne biçim bir kucaklaşma? Öpmeler, kokmalar, bağırlara basmalar. Erdoğan'ın da dostum diye hitap ettiği kişi, işte bu resimdeki kişi. Bu densiz lafları eden kişi. Joe Biden. ABD başkan adayının bu ipe sapa gelmez ve sarayın duymazdan geldiği sözleri şimdi 8 ay sonra servis ediliyor. Neden? Çünkü milletin kendilerini gördüğünü, notlarını verdiğini ve ilk sandıkta kendilerini evlerine göndereceğini gördükçe artık dışarıdaki örtülü kankalardan da medet ummaya başladılar. Evlerdeki tam takır buzdolaplarının, boş tencereleri ve işsizlik afetini millete unutturmak için her gün yeni bir senaryo, yeni bir unsur servis ediliyor. Biden'ın sözleri bize uymaz. Bizler başkaları gibi siyaseti emperyalistlerin projelerinde eş başkan olmak için yapmayız. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı olmayı kabul etmeyiz. Çok açık söyleyeyim. Amerika'ya giderken, emperyalistlerin ayağına giderken talihsizlik CHP'nin ABD karşıtı olması diye konuşanlardan biz hiç olmayız. Bizden Amerikan 6. filosunu kıble yapan çıkmaz. Bizden ecdadımızın türbesini sırtlayıp kaçarken vatan toprağını teröriste bırakan hiç çıkmaz. Biz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir talimatıyla bir gecede ülkemizde casusluktan yargılanan rahibi Beyaz Saray'a gönderenlerden olmayız. Bizden aptal olma diye yazdığı hakaret dolu mektubu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yüzüne çarpmak yerine ona mahcup bir idayla takdim eden lider çıkmaz. Bizden Suriye'de 36 askerimizi şehit edenlerin ayağına Moskova'ya gidip kapısında ayakta bekleyen genel başkan çıkmaz. Bizde savunma sanayimizin göz bebeği Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna bedavaya peşkeş çeken olmaz. Bizden Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu mal varlığını sorgularım diye tehdit edince apar topar durduran yönetici hiç çıkmaz. Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. Bizler özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen büyük bir önderin kurduğu partinin neferleriyiz. Bizim tek desteğimiz milletimizdir. Çünkü biliriz ki egemenlik bila kaydı şart millete aittir. Biden'a tavsiyemiz kankası Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçmesidir. Değerli basın mensupları, bu ülkenin yönetilmediğini, sarayın ve şürekasının milletten koptuğunu uzun süredir tekrarlayıp duruyoruz. Bir 15 Temmuz gazimiz hakkında sırf genel başkanımızla görüştü diye gazilik raporunun yeniden değerlendirilmesi kararı verilmiş. 15 Temmuz'da uçan saraylarında gizlenip kendilerine inecek güvenli havaalanı arayan, sonra da kendi milletvekillerine darbeye karşı durun, hemen meclise gidin, ben de geliyorum diyen genel başkanımızdan hesap sormaya kalkan, sarayın kibirlisinin yönetiminde geldiğimiz noktaya bir bakın. Bunlarda zerre kadar samimiyet, zerre kadar minnet duygusu yok. Siz havada dolaşırken bu insanlar darbe yapmaya kalkışan ortaklarınıza karşı göğüslerini siper edip demokrasimizi korumaya çalışıyorlardı. Bu ülkeyi senin şehidin, benim şehidim, senin gazin, benim gazim diye bölen zihniyetin zirve yaptığı nokta budur. Değerli basın mensupları, bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterirmiş. Geçtiğimiz hafta sonu Erdoğan Rize'de ekonomiyi ayağa kaldırmaya odaklandıklarını ifade etti. Türkiye'nin Orta Doğu ve Akdeniz'deki çıkarlarını savunmakla uğraştıklarını söyledi. Türkiye'nin gerçek gündemi bunlardır dedi.
uzun zamandan beri ilk kez bir söylediğine katılıyoruz. Evet, Türkiye'nin gerçek gündemi hayat pahalılığıdır. 10 milyonu aşan işsizlerdir. Buzdolabıdır. Boş buzdolabıdır, boş tenceredir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hayati haklarının savunulmasıdır. Peki 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin yaşanan ekonomik buhranda bölgemizdeki tüm ülkelerle kavgalı hale gelmesinde hiçbir sorumlulukları yoktur? Saraya sorarsanız yok. Bugüne kadar yaptıkları hatalara, izledikleri yanlış politikalarla ekonomimizi savunmasız bırakanın kendileri olduğunu bir türlü kabul etmiyorlar. İyi olan ne varsa onlardan, kötü olan ne varsa dış güçlerden. Ucube tek adam vesayet rejimi 2 yıldır fiilen uygulanıyor. 2 yıldır milletimize gün yüzü göstermediler. Ekonomide yaşanan derin buhrana, adam akıllı bir çözüm bulacaklarına ekonomik saldırı, dış güçler laflarıyla millete ipteki cambazı gösteriyorlar. Ekonomi tepe taklak giderken sarayın sosyete damadı hala televizyonlara çıkıp pembe masallar anlatabiliyor. Gülücükler eşliğinde çokomelli mi iyi, puf kek mi daha iyi polemiklerine giriyor. Ne de olsa sosyete damat, başka derdi yok. Şimdi de çıkmış ekonomik bağımsızlık için bedel ödemek lazım diye millete akıl vermeye kalkıyor. Sizlerin beceriksizliği sayesinde bu asil millet 3 ömrüne bedeli ödedi zaten. Tek kişilik saray hükümeti iş başı yaptığında dolar kuru 4 lira 53 kuruştu. Şimdi 7 lira 40 kuruşa dayandı. Avro 5 lira 33 kuruştu. Şimdi 8 lira 80 kuruşa dayandı. Bu beceriksiz yönetimin elinde dolar ve avro karşısında milli paramızın satın alma gücü kuşa döndü. Çeyrek altın damat işbaşı yaptığında 312 liraydı, şimdi 760 lira. Düğün davetiyesi icra dairesinden gelen tebligata benzemeye başladı. Millet artık düğüne derneğe gidemez oldu. Sosyete damat sayesinde milletimiz pazarda, markette de ağır bedeller ödemeye devam ediyor. Bakın, son 2 yılda sarımsağın fiyatı %198 artmış. Kuru fasulyenin fiyatı %102, salça %68, karpuz, şeftali %63, mercimek %60 zam görmüş. Bunlar TÜİK'in makyajlı rakamları. Milletimiz bu beceriksiz yönetim elinde buzdolabını dolduramaz, tenceresini kaynatamaz olmuş. Milletimiz sadece aşıyla değil, kaybettiği işiyle de bedel ödüyor. Damat işi yaptı, işbaşı yaptığında bu ülkede 28 milyon 733 bin kişi çalışıyor, para kazanıyordu. Şimdi çalışan sayısı 25 milyon 525 bin kişiye düşmüş. Yani iş güç sahibi tam 3 milyon 208 bin vatandaşımız işini kaybetmiş. 2 yılda. Gerçek işsizlerimizin sayısı 10 milyon 570 bine gelip dayanmış. Millet bedel ödemeliymiş. Bu millet sizin beceriksizliğiniz nedeniyle canıyla, kanıyla, cüzdanıyla, işiyle, gücüyle zaten büyük bedeller ödüyor. Siz yazlık, kışlık saraylarda yaşayacaksınız. Saraylarınızda uçacaksınız. Milletin adını bile duymadığı yemekleri yiyeceksiniz. Yandaşlarınıza ihale dağıtıp kasalarınızı, ayakkabı kutularınızı dolduracaksınız diye bu millet daha ne kadar bedel ödeyecek? El insaf. Millete bedel ödemekten bahseden bu sosyete damat çıkmış, bir de diyor ki dolar yükseliyor. Endişeleniyorum diyen sunucuya dolarla mı maaş alıyorsun diye soruyor. Vallahi o sunucu maaşını dolarla mı alıyor bilmeyiz. Bilemeyiz. Ama sürekli poz vermekten çok hoşlandığı kedisinin maması bile dolarla anlıyor. Bugün arabanın deposuna konan benzinin fiyatı dolarla belirleniyor. Milletin çitlediği çekirdek bile dolarla ithal ediliyor. İthal edilen iğneden ipliğe her şeyin fiyatı dolara bağlı. Yandaşlarınıza peşkeş çektiğiniz ihalelerde vatandaşın cebinden alıp yandaşlarınızın cebine koyduğunuz
geçme, yatma, uçma garantileri dolarla, avroyla hesaplanıyor. İthalata sıcak paraya bağladığınız ekonomide tekerlekler dolarla dönüyor. Göreve geldiklerinde 130 milyar dolar olan ülkemizin dış borcu neredeyse 3'e katlanmış. 431 milyar dolar olmuş. 3 kattan da fazla. Bu ülkede finans kesimi hariç şirketlerin dış borcu şu an 165 milyar dolar. Yani dolar kurundaki her 10 kuruş oynamanın şirketlere maliyeti 16,5 milyar Türk lirası. Sene başında dolar kuru kaçtı? 5 lira 95 kuruştu. O günden bugüne artış dolar kurundaki 1 lira 45 kuruş. Yani bu ülkenin şirketleri kurdaki artış nedeniyle 240 milyar lira zarar etmişler. Kur farkı zararına girmişler. Eski parayla baktığınızda, çok seviyorlar ya eski parayla söylemeyi de, 240 katrilyon lira. Bu parayla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 9 tane yapılırdı. 26 tane Avrasya Tüneli yapılabilirdi. Tek kişilik saray hükümetinin bu millete, bu memlekete ödettiği bedellerden bu yalnızca birisi. Şimdi bir de yüzleri kızarmadan Ay'a 4 şeritli yol yapacağız desek inanırlar mantığıyla dolarla mı ücret alıyorsunuz diyerek milletle alay ediyorlar. Arkadaş, devri iktidarınızda dolarla garanti verdiğiniz havuz müteahhitleriniz, dolarla maaş alanlar rahat. Ama millet devalüasyonun altında ezilip duruyor. Mazot, gübre, ilaç, yem hepsi dövize endeksli. Çiftçinin maliyetleri uçtu gitti. Siz başka gündemlerle uğraşırken çiftçi ürün desteklerini ilan etmenizi Ocak ayından beri bekliyor. Ama tık yok. Siz kriz falan demeden tarım kredi borçlarını icraya veriyorsunuz. İşte burada, yani belgeleri burada. Tarım kredi borçları, tarım krediye olan borçlarından dolayı çiftçiler icralık. Şimdi ayçiçeği alım zamanı geldi. %40 yağ oranına sahip çiçeğin kilogramına 3,5 lira fiyat, 75 kuruşta prim verirseniz bu üreticinin maliyetlerini ancak karşılar. 4 ay önce buğday üretiminde sıkıntı yok dediniz. Ama hasat bitmeden buğday ithalatı için yarın ihaleye çıkıyorsunuz. İthalatı yasaklamak dururken ihracatı yasaklıyorsunuz. Millete yeterince bedel ödettiniz. Birileri bedel mi ödeyecek? Şu havuz müteahhitlerinizle bir masaya oturun. Bize fırsat kalmadan bir, dolarla avroyla verdiğiniz döviz arttıkça milletin cebini boşaltan, yandaşı zenginleştiren garantilerinizi Türk lirasına çevirin. 2, bu projelerden çıkacak anlaşmazlıklara Londra mahkemeleri bakar, hükmünü bu sözleşmelerden hemen kaldırın. 3, sizin ve yandaşlarınızın yurt dışındaki servetlerini Türkiye'ye getirip ABD senatosunun baskısından kurtulun. Böylece milletimiz ne kadar yerlisiniz, ne kadar millisiniz bir görsün. Değerli basın mensupları, yılın ikinci üç ayına ilişkin ekonomik veriler giderek netleşiyor. Sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %17 düşmüş. Bu 2009 krizinin ilk üç ayında yaşanan üretim daralmasından bu yana yaşanan en sert daralma. Sanayi üretimi büyümenin önemli öncü göstergelerinden biri. Rakamlar ikinci çeyrekte çift haneli bir gayri safi yurt içi hasıla daralması yaşanacağını şimdiden gösteriyor. Yaz aylarındayız ve turizm sektörü de perişan. Geçen yılın ilk yarısında turizm gelirimiz 10.8 milyar dolarken bu yılın aynı döneminde turizmden elde edilen gelir 3,5 milyar dolarda kalmış. Yılın ikinci üç ayında geçen yılın aynı döneminde 562 milyon dolar fazla veren cari işlemler dengesi 12 milyar dolar açık vermiş. İlk 6 aya baktığımızda ise cari açık 20 milyar dolara çıkmış. Bu dönemde sermaye, finans ve net hata noksan hesabından yurt dışına giden para ise 10 milyar dolardan fazla.
Bunun sonucunda döviz rezervlerimiz ilk 6 ayda 30 milyar dolardan fazla erimiş. Döviz rezervlerinde bu kadar sürede, bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir kayıp daha önce hiç görülmemiş. Bakın, Rusya düşen petrol ve doğalgaz fiyatlarına ve uygulanan ambargolara rağmen rezervlerini 600 milyar doların üzerine bu yıl çıkarmış ve rekor kırmış. Bizdeki beceriksiz hükümet ise döviz rezervlerimizi eritip tüketmiş. Tabii Rusya'nın rezerv artışına bizdeki tek kişilik hükümetin katkısını da unutmamak gerek. Rusya'dan S-400 almak için 2,5 milyar dolar verdik. Şimdi S-400'leri orada öyle bekletiyoruz, aktive edemiyoruz. Amerika'dan F-35 almak için de 1,5 milyar dolar verdik. Ama uçaklar ortada yok. Ve kimsenin gıkı dahi çıkmıyor. Şu zor günlerde milletin cebinden 4 milyar doları almışlar, götürüp çöpe atmışlar. Bütçeye baktığımızda bütçenin artık faiz bütçesi olduğunu görüyoruz. İlk 7 ayda faiz hariç harcamalar %19 artarken faiz harcamaları yaklaşık bunun iki misli, %36 artmış ve 80 milyar liraya ulaşmış. İlk 7 ayda faiz lobisine günde 376 milyon lira, saatte yaklaşık 16 milyon lira ödemişiz. Faizi düşüreceğiz diyenlerin ülkeyi getirdiği nokta bu. Geçen yılın tamamında 125 milyar lira olan bütçe açığı bu yılın sadece ilk 7 ayında 139 milyar liraya çıkmış. Bütçede zor günler bizi bekliyor. Değerli basın mensupları, sadece ekonomide değil, korona salgınında da işler iyi gitmiyor. Son 5 gündür yeni hastaların sayısı, iyileşen hastalarımızın sayısını oldukça aşmış durumda. Doktorlarımızı, sağlık görevlilerimizi salgına kurban vermeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız tükenmişlik sendromu yaşamaya başladılar. Sağlık Bakanlığımızın verilerini duyuyoruz ama bu arada tabipler odasında bir dinlemek lazım. İkisini birlikte değerlendirdiğimizde mücadelede bir tavsama olduğu açık. Diğer taraftan okulların açılışı yeniden ertelendi. Peki bu erteleme süresi içinde derslik ihtiyacı giderilebilecek mi? Nasıl yeterli hale getirilecek? Bunu bilmiyoruz. Yine kayıtlar yapılmaya başlandı. Kayıtlar yapılırken ailelerden dezenfektan parası alındığını duyuyoruz. Çok açık söyleyeyim. Eğitimdeki bu düzensizlik nedeniyle bir nesli kaybetmek üzereyiz. Veliler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öğretmenler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eğitimle ilgili olarak sağlık kurulunun adı var, kendisi ortada yok. Ama bakıyoruz, Sağlık Bakanı bu zaten beklediğimiz bir durumdu diyor. Ya da şikayet etmekten ve tweet atmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Sayın Bakan'ın şikayet makamı olmadığını öğrenmesi lazım. Tedbir alması gerekiyor. Alamıyorsa da gereğini yapacak. Değerli basın mensupları, bu hükümetin zamanı dolmuştur. Ülkemizin yarınında toplumun her kesimiyle kucaklaşan, milletin derdine derman olacak Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Zaman hep birlikte bugüne kadar ekonomimize, demokrasimize, hukuk devletine verilen hasarı giderme, ülkeyi aydınlık yarınlara el birliğiyle kavuşturmak için çalışma zamanıdır. Artık milletimiz çok yoruldu. Ekonomik krizler, hayat pahalılığı, işsizlik, salgın derken milletimiz gülmeyi unuttu. Ama milletimiz kendinden kopanları görüyor. Onlara notunu veriyor. Sandıkta da yerlerini gösterecek, evlerine gönderecek. Yarınlar bu bereketli topraklarda çok daha güzel bir geleceğin başlangıcı olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Evet. Efendim, bize iletilen bazı sorular var. Öncelikle Fox TV'nin sorularını ileteceğim. Şöyle, eski Milli Eğitim Bakanı Çelik'in attığı bir tweet gündemde. Çelik tweetinde 1 Mart tezkeresine ret oyu verdiğimizde
Evet de ısrar eden arkadaşlar umarım intibaha gelmiştir diyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yine bu konuyla bağlantılı olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Başkan Adayı Joe Biden sözleri için içimizdeki ortakları, bağlantıları mutlaka deşifre edilmeli dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz açıklaması yaptı. Bu emperyalizmin işbirlikçisi tartışmasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmesi nedir? Evet. Sayın Çelik'in attığı tweet'in muhatabı tabii ki biz değiliz. Biz 1 Mart tezkeresine red oyu veren ve bu verdiğimiz red oyuyla da övünen bir partiyiz. Bu ülkenin başını belaya sokmaktan kurtardığımız için. Şimdi peki bu sorunun, bu eleştirinin muhatabı kim? Birlikte yürüdükleri diğer arkadaşları. Ama bu soru bir şeyin önemini gösteriyor. Bu soru parlamenter sistemle, güçlü bir meclisin olduğu, istişarenin olduğu bir sistemle tek adam parti devleti rejimi arasındaki farkı açık seçik ortaya koyuyor. O dönemde parlamento Türkiye'nin böyle bir maceraya girmesini reddedebilmişti. Bugün böyle bir parlamento yok. Bugün tek adamı ikna ettiğiniz zaman emperyalistlerin her istedikleri oluyor. Şimdi Sayın Çelik'in söylediği bugün bu evette ısrar edenlerin uyandıklarına ilişkin sözlere gelince ben hiçbir zaman uyandıklarını veya uyanacaklarını tahmin etmiyorum. Uyanmış olsalardı bugün yaptıklarını yapmazlardı. Sayın Bahçeli Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanının yardımcısı oldu. Eş başkan yardımcısı şu anda kendisi. Soruyor. İçimizdeki ortakları, bağlantıları mutlaka deşifre edilmeli. İşte biz de bu resmi gösteriyoruz. Ortaklar burada. Bağlantılar da burada. Bu ne muhabbet? Sayın Bahçeli bir baksın şu resme bakalım. Çok açık söyleyeyim. Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Ve maalesef Sayın Bahçeli de bu savruluşa çok ciddi katkılarda bulunuyor. Emperyalizmin işbirlikçisi tartışmasına gelindiğinde ise konuşmamda gereken sözleri söyledim herhalde. Bizim partimizle emperyalizm sözleri ve işbirliği sözleri hiçbir zaman bir araya getirilemez. Bizim partimiz emperyalizme karşı dimdik durmuş olan bir partidir. Bizim partimizin geçmişinde Dumlupınar vardır. Bizim partimizin geçmişinde Sakarya vardır. Bizim partimizin geçmişinde İzmir'in dağlarında açan çiçekler vardır. Bizim partimizin geçmişinde beş parmak dağlarına yazılan şehitlerimizin al kanlarıyla yazılan özgürlük mücadelesi vardır. Kıbrıs'ın beş parmak dağlarında. Emperyalistlerle işbirlikçileri başka yerde arayacaksınız. Ama şunu söyleyeyim. Biz kimsenin bu ülkede kimsenin emperyalizmle işbirliği yapmasına da izin vermeyiz. Evet. Efendim Fox TV tarafından iletilen bir diğer soru da şöyle. Çoklu bara düzenlemesi çok tartışılmıştı. Bugün İstanbul'da hukukun üstünlüğü platformu adı altında 2000 imzayı bulan bir grup avukat başvuru yapıyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Birincisi şunu söyleyeyim. Yani çoklu baro adı altında getirilen bu düzenleme Türkiye'de mazlumların savunma hakkının zafiyete uğratılmasıdır. Yarın şiddete uğrayan kadını savunmak daha da zor olacaktır. Yarın istismar edilen çocuğu savunmak daha da zor olacaktır. Çünkü savunma mekanizmasını aslında üçlü sacayağı olan yargı,
Yargı iddia makamı, yargı makamı ve savunma makamından savunma makamını zaten iddia makamı ile yargı makamını zayıflatmıştınız. Şimdi savunma makamını da bitiriyorsunuz. Açık söyleyeyim. Bu yapılan önemlidir. Anayasa Mahkemesi keşke çok hızlı hareket edebilseydi de yürütmeyi durdurma kararı vermek suretiyle baroların bölünmesini önleyebilseydi. Ama maalesef Anayasa Mahkemesi bu cesareti gösteremedi. Evet. Efendim, Fox TV'nin son sorusu da şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu bir gazeteye verdiği röportajda Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz sorusuna bu aşamada hayır yanıtını verdi. İlerleyen günlerde İnce hakkında bir disiplin süreci başlatılması söz konusu olabilir mi? Genel Başkanımızın vermiş olduğu röportajda sözleri son derece açık. Benim bu sözleri yorumlamam, eğip bükmem, tevil etmem gibi bir şey söz konusu dahi değil. Söyledikleri söz son derece açıktır. Ne yapacağını, ne yapmayacağını bu röportajda açık seçik söylemiştir. Tavsiyem bu röportajı, bu röportajın olduğu bölümün bir kez daha okunmasıdır. Efendim, Yeni Çağ tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, kamu spotları yönergesinde yer alan siyasi parti logolarına ve siyasi figürlere yer verilemez ifadesi değiştirildi. Siyasi parti ve figürlerin reklamlarının yapılması konusunda yetki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e bırakıldı. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Tam da kediye ciğer emanet etmek olarak yorumluyorum. Çok açık söyleyeyim. Bu artık devletin parasıyla iktidar partisinin propaganda yapmasının önünü açmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Evet. Sayın Genel Başkan'ın röportajında Sayın Abdullah Gül'e yönelik de bazı ifadeleri var. Bu ifadelerin ardından partinin eski ve mevcut bazı milletvekillerinden açıklamalar geldi. Mehmet Ali Çelebi, Haluk Pekşen ve Üstün Bozkurt gibi hatta Barışçı arkadaşlarına da geldi. Bazı değişik öneriler de vardı. Değerlendirmeniz ne olur? Yani parti içerisinde bir Abdullah Gül rahatsızlığı mı var? Genel Başkan'ın çizdiği tablo farklı mı duruyor? Vekiller bunu farklı mı algılıyor? Neler söylersiniz? Şimdi ben çok açık söyleyeyim. Kimse öküzün altında buzağı arayıp da kendilerine siyasi rant devşirmeye kalkmasın. Genel Başkanımızın vermiş olduğu röportajda söyledikleri çok açık, çok net. Birinci sorunun cevabını ikinci sorunun altına, üçüncü sorunun cevabını birinci sorunun altına, ikinci sorunun cevabını da başka bir sorunun altına alarak bunu yorumlamaya kalkmak abeste intikaldir, iştigaldir. Çok açık söyleyeyim. Genel Başkanımızın söyledikleri açıktır. Merak eden varsa bu röportajı web sayfamızda da var. Alıp okusun. Evet, başka soru var mı? Teşekkür ediyorum arkadaşlar.